Selam. Selam, hayırdır? Apar topar çağırdın, önemli bir şey yok değil mi? Önemli bir şey var Nazlıcığım. Seninle sohbet etmeye buluşmadım. Hoş geldiniz. Ne alırsınız? Ben de aynısından alayım. Şöyle ki dün biz ne yaptıysak provada olmadı. Artık saç mı, tarz mı bilmiyorum ama... styling arkadaşım gelecek Taylan. Onunla buluşacağız. Senin şu varoş görüntünü harcan toparlamamız lazım. Bu şekilde benim içime hiç sinmiyor. Madem bir yola çıktık, bir tarzın olsun değil mi? Aa, pardon da. Nazlı, tartışmaya kapalı bu. Bak ben senin yapımcınım ve bir karar aldım. Sen buna uyacaksın. Tamam. Ayrıca ben karışıyorsam bir bildiğim vardır yani. Aslında ben sizi kanala davet edip bu açıklamayı yapmak istiyordum ama bugün bu tarafta başka bir dizi için başka bir işim vardı. Ben de sizi olanlardan bir an önce haberdar etmek için kendim geldim. Bahri Bey, biz kanal olarak Aşk Girdabı ile ilgili bir takım kararlar aldık. Ya devam ediyoruz değil mi? Maalesef Bahri Beyciğim. Son iki bölümde konuyu toparlayıp kapatalım diyoruz. Kapatmak derken, yani kapatmak ne demek? Final yapmak gibi bir şey mi? Final yapıyoruz yani, öyle mi? Benim oyuncum sezonun ortasında işsiz kalıyor. Ama şimdi Gül Hanımcığım, bakın tamam reytinglerimiz çok iyi olabilir ama başlangıçta gayet iyiydi reytinglerimiz. Bir de şimdi biz Asya'yı bir partner bulduğumuz zaman inanın vallahi bizi kimse tutamaz. Yani biz buradan yürür gideriz. Evet, yürürüz gideriz. Bahri Beyciğim, bu sefer kararımız net. Bir açık konuşalım. Biz bu işte her hafta bir olayla uğraştık. Yalanlar, dolanlar, krizler derken biz işimizden çok problemlerimizle gündeme geldik. Ama size güzel bir haberim var. Biz o günü yine size vereceğiz. O güne yeni toprak işimizi koyuyoruz. Yani gizli toprakları. Açıkçası biz Selin'le prensiple anlaştık bile. Selin. Bak, 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 şuna baksana. Bu çok iyi değil mi? Karaktere uyar bu yani, ha? Sen bunlara kafanı yorma. Biz Taylan'la düşüneceğiz. Hayırdır, sen pek bir gerginsin. Telefondan kaldırmıyorsun başını. Ya Gül Hanım'la babam toplantıda da... aklım onlarda kaldı. Ne oldu? Kanal aldı mı işi? Aldılar tabii. Ya o kadar çekimi niye yaptık? Gördüler tabii çift uyumunu. Yani şimdi bayağı Asya ile aynı kanaldayız, öyle mi? Sen bayağı sevindin ha buna. Da maalesef Asya orada olmayacak. Aşk Girdabı'nı bitirme kararı aldılar bizim yeni işimiz için. Yani zavallı kardeşin artık işsiz. İşte görüyorsun değil mi? Hayatta hep kazanamıyorsun. Ne yapacaksın? Böyle yani. Gördün mü bak? Sezonun sonunda işsiz kaldık ya, sezonun ortasında. Ay yani ne yapacağız böyle, millet oyuncusunu aldı, sete çıktı. Yani o Selin'e de aşk olsun kafasına koyduğunu yapıyor vallahi kız. Önce sizi ayırdı, sonra diziyi bitirdi. Sıra kimde? Tolga'ya mı geldi sıra? Asla Nesrin. Böyle bir şeye asla izin vermem. Ha. Etmezsin canım. Ayrılmışsınız, etmişsin işte. Daha ne yapacaksın? Ayrıca da o Nazlı'ya iki çift lafım var. Resmen senin kariyerini çaldı. Alo. Efendim Tolga. Alo Asya. Bugün müsait zamanın var mı? Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Tamam tabii ki. Tabii ki, nerede? Her zamanki yerde olabilir. Tamam. Hadi Nesrin.
Teşekkür ederim Asya, geldiğin için. Ne konuşacağız? Ben bugün hastaneye gittim. Tolga, çok güzel bir adım bu. Değil Asya, yani... İyice allak bullak oldu her şey. Kafam daha çok karıştı. Yani bak, ben affetmeyi deniyorum. Ama olmuyor. İçimden gelmiyor, anladın mı? Haklısın. Çok normal böyle hissetmen. Yılların vermiş olduğu bir kırgınlık çünkü. Ama onun vakti yok Tolga. Ve senin onu affetmediğin her an ömrü daha da kısalıyor. Tamam da yani onun yaşam hakkını elinden alan benmişim gibi düşünmek istemiyorum. Bu haksızlık ya. Ağır bir... Çok ağır büyük. Sen benim yerimde olsan ne yaparsın? Bir akıl ver bana. Ben onu ikna ederdim. Tedaviye gitmesi için affettiğime inandırırdım. Nasıl yapacağım bunu? Sen oyuncusun Tolga. Hem de iyi bir oyuncusun. Yani belki de hayatının en zor rolü olacak bu. Ama yapabilirsin. İstersen şimdi hastaneye gidebiliriz. Yıllar sonra babasını affeden evlat rolü. O da gönül rahatlığıyla tedaviye gider. Selin. Efendim Selin. Tolga, ofise geldim şimdi. Uğrasana yanıma, bir kahve içelim. Şu projeyle ilgili de konuşuruz. Ben kahve içtim Selin. Pek de müsait bir anda değilim şu anda. Daha sonra konuşalım mı? Tamam, sağ ol. Şey, ofise çağırıyor. İşle ilgili bir şey söyleyecekmiş. Görüşmeye çağırıyor. Aşk girdabını bitireceğiz diyor Gül Hanım. Aa, nasıl ya? O kadar yatırım yaptık. Daha yeni kâr etmeye başlamıştık. Neyse, artık en azından zarar etmeden kapatacağız bu işi. Şimdi Asya bizimle hala. Sen tanıdık senaristleri bir ara. Biraz proje toplayalım. Asya'ya bir iş bulmamız lazım. Bir saniye ya, Asya nasıl hala bizde? O Kudret Kanman'la anlaşmamış mıydı? Ya canım, Kudret işi gücü ara verdi. Adam hasta adam. Kendiyle uğraşıyor. Ne yapacak? Sözleşmeyi bitirecekler. Asya da serbest kalacak işte. Tamam ama ben Asya'da o potansiyeli göremiyorum ya. Yani o Tolga sayesinde bu kadar parladı. Onda bir karakter yaratacak oyunculuk yeteneği yok. Ona yatırım yapmak ticari bir hata olur. Ya öyle mi? Peki ben niye tam tersini düşünüyorum? Bunca yıllık yapımcı tecrübem, Asya'nın önümüzdeki 10 yılda en çok aranan başrol kadın oyuncusu olacağını söylüyor. Peki sen öyle diyorsan. Ha, bari en azından acele etmeyelim, doğru projeyi bekleyelim. Hem o da dinlenmiş olur biraz. Yüzü eskimemiş olur. Hangi turumuz? Ben Tolga'yı geri kazanana kadar bir köşede otursun bakalım.